Gel. Gelin çocuklar, gelin. Ben de sizi bekliyordum. Buyurun. Ziver Bey nerede? Daha gelmemiş efendim. Gelen şimdi nasıl olur ya? Ben sabah erken gel diye bir de telefon etti bana ya. Efendim artık bebeğiyle mi dinledi? Ne bilemedim yani. Neyse boş ver. Biraz daha birkaç dakika daha bekleyelim. Olmazsa gidiyor mu? Nasıl olsa gidiyor. Ha Kemal, bu arada sana bir tüyo vereyim. Beni şeyden aradılar. Emniyet Müdürlüğü. Kızını dövmeyen dizini döver bölümünden. Allah'a çok ederim. Enteresanmış efendim. Bütün kız babalarını arıyorlarmış. Seni aramadılar mı ya? Beni? Vallahi bir cevap vardı ama dönmedim ya. Olabilir yani. Ha, şöyle oluyormuş. Kızlar evdeki anasına babasına kız arkadaşımın yanına taşınıyorum deyip erkek arkadaşlarının yanına taşınıyorlarmış. Sen de kız babasısın ya. Dikkatli ol yani. Tabii efendim, ben artık dikkat ederim zaten böyle şeylere bundan sonra. Benim kızım bir arkadaşı var hani. Tuti mi, Muti mi ne adı? Hiç tanımıyorum ben. Hiç görmedim. Hayatta bile şeyini bilmiyorum yani. Efendim bu şimdi gerizekalı. Nereden tanısın ki onu? Salak işte. Tabii tanımazsın da Pepin'i. Nereden tanıyacaksın ha? Allah Allah. Neyse işte. Benim kız gitti onun yanına taşındı da ben de hani bir şüphelendim açıkçası. Yok canım Singe. Singe Hanım hiç öyle bir şey yapar mı? Yapmaz. Yapmaz yapmaz. Bence de yapmaması lazım. Yapmaz. Tabii ki Kemal'im yapmaz ya. İsmail'in kızı o ya. Singe yapar mı? Yapmaz tabii. Hatta geçen dedi ki baba çok özledim sizi ya dedi. Ben tekrar eve taşınmak istiyorum dedi ya. Aga sevindik vallahi, sizin adınıza biz çok sevindik. Eve taşıma şeysi yaptıysa ya. Aferin ona vallahi. Ne diyor pek anlamıyorum ama. Neyse Ziver Bey daha daha yok ya. Efendim öküz işte. Ne de yani sorumsuz yani. İnanamıyoruz Simsim. Paris de inanamıyor. Görüyorsun benim kucağımda, ben de inanamıyorum. Ne bu hal ya? Sevgili küçük hanımefendi, nedir inanamadığınız şey? Nedir zat-ı halinize inanılmaz gelen? Ya ne demek ya, neyi anlamıyorum? Anlamıyorum, anlıyor musun? Halin, tipin, tavrın bak, Paris bile şok geçiriyor. Çok acayipsin, anlamıyoruz seni. Anlaşılmayacak herhangi bir şey yok Tutkun Hasan efendi. Kızımızın istikbaldeki eşiyle bu akşam tanışacağız. Bundan dolayı ne kadar bahtiyarız size kelimelerle ifade edemeyeceğim. Ne kızı Simsim? İstikbal kim? Bahtiyar neresi? Ya gerçekten beni daraldı, fena halde daraldım yani. Aa çok acayipsin. Çok kıymetli arkadaşım Tutkun Hasan efendi. Giyimimle, kuşamımla örnek bir cüce anne olmak için elime bir cetvel aldım gördüğünüz gibi, gözümdeki gözlükler ve tayyör takım. O zaman Simsim sana ne diyorum biliyor musun? Olaş, olaş, olaş. Ay 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 amor. Erdoğan İçede hizmetçi manite. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben hemen siparişlerinizi alayım. Bir saniye. Yalnız hemen belirteyim. Bir sakatlık durumu söz konusu değil. Bu konsept gereği bir hareket. Sevgili evladım, minik insan, küçük yürek, bana orta şekerli bir Türk kahvesi. Aferin evladıma, aferin. Erdoğan'cığım ne bu konsept? Ne anlamı ne yani? Amacın ne? Ha? Konsepti abla da değiştirmiş ya, bir şeyler olmuş ya. Şey bu ya, paten maten durumları var ya hani, böyle patenli kızlar fiti 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 kayıyorlar, böyle servisin hızını arttırıyorlar. Ben de böyle bir şey düşündüm. Paten kayayım dedim. Kayamıyorum. Olmayınca da böyle bir sistem yaptım ya kendi kendime. Yaratıcı, lüfer zekanlı bunu buldun yani kendine. Ben gideyim o zaman şey yapayım, bir kahve şey yapayım, kahve getireyim. Köyde git, kapı olsun bir duvar. Yani sinirimden elim ayağım titredi Cazibe. Makbule bacı meşgille edildiğinde sana niye heberelemediler? Ha kızım nerede? Bir de bekçi çıkmış böyle esneye esneye bana diyor ki prova mı, ne provası falan. Yani öyle sinirlendim, çok gözünün üstüne bir tane. Ay sen ona fikir verme, sana başka iş tapılabilmez. Yani başka ekstra çıkar, ora gidersin ha. Ay bir de bunun için şerefimi de Ziver Bey'e bıraktım. Şimdi bak Ziver Bey'e karşı da borçlu oldum. Ama Mahfile bacı yeni komşu komşuya böyle günde kömeyler. Hem Ziver Bey böyle saf bir kişidir. Yeni özünü ona karşı borçlu hissetmene gerek yok bence. Ama ne safı be, böyle yiyecek gibi bakıyor bana biliyor musun? O kinyaslar var ya, o kinyaslar bir çıkarı olmadan kibrit çöpü vermezler insana, kibrit çöpü. Açığını hiç bak soğuda canım. Ay Cazibe ya, senin de canını sıktım bak ben yine şimdi.
Ay yok benim canım yani başka bir meseleden ötürü sıkılır Makbul abacı. Ne oldu ki? Şimdi bu Kemal'ın kızı var. Itır. He. Itır'ın böyle erkek arkadaşı bu akşam buraya gelecek tanışmak için. E gelsin ne olmuş? Ama yani benim tanıdığım Kemal hayatta o uşağı sevebilmez. Aa ne var ayol? Sen gördün mü yoksa çocuğu? Ay kaş ki görmeseydim. Yani böyle özünde temelde böyle yakşı uşağı okşuyor ama biraz geribedir. Hani böyle biz de giyindik. O daha böyle çok çok giyinmişti. Yani Kemal hayatta kabul edemez, Itır'a da hayatı mehvelir. Nasıl olacak bu iş? Vallahi böyle benim aklıma bir fikir gelir ama Kemal bunu başa düşerse beni öldürer. Peki nasıl çözmeyi düşünüyorsun? Yani uşağın yerine dublörden istifade etmeyi isterim. Yani sizin Kemal bu kadar tehlikeli ha? Yani böyle doğrucusunu tanış elesek kızı hayatı karartacak. Ama nesi kararacak ayol? Zaten gotik modik böyle soba kömürü gibi. Bak görüyor musun? Yine bir espri patlattım değil mi ben? Ay işte sanatçı üretkenliği böyle espriler pırtlıyor. Yani bak bu bacı ben ne dertliyim sen bana ne değirsen. Ay doğru söylüyorsun kız Cazibe. Ay kusuruma bakma. E kim olacak şimdi bu dublör? Yani benim aklımda böyle çok yakışı rol oynayan, yani asan takılık değiştiren biri var ama. Hmm.